Babu ma ca'a fi siwaki. Misvak işlerçilik doğrusu kiygen hadislerinin babı. Mene demek hacet çıkarışlık. Hala bahsleri bitti. Misvak başlarını yaptı. Hacet hanadan çıkkandan ki demek elbette kullar yuğulup birinci günlerde geliş misvak iken demek ki. Misvak işlerçilik gerek. Misvakti bileseler insanca zarar kıvıydıgan daraklardan terlengen alingen buluş gerek. Juda qalin ham bo'lmasin, ingichka ham bo'lmasin. Juda qattiq ham bo'lmasin, juda yumshoq ham bo'lmasin. Daraxt shohidan qilasizmi, tomiridan qilasizmi, farq qilmaydi. Bizning zamonimizdagi haligi nimalar tish tozalaydigan plastmasdan qilingan narsalar, ular misvakda undagi o'tmaydi. Haddasana Abu Kurayb qala haddasana Abdatu ibn Sulayman an Muhammad ibn Amr an Abi Salamata عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. ترمزي يطلع بزجة أبو كريب حدثة بذلر ركشت بزجة عبدة بن سليمان حدثة بذلر عبدة محمد بن عمر دان ركش أبو سلمة دان ركش أبو هريرة رضي الله عنه دان aytdilar ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Agar ummatga qiyin qilib qo'ymaganimda edi, ularni har namozning oldida misvakka buyurgan bo'lardim, deyaptilar. Buni Ahmad bin Hanbal, Buxoriy, Muslimlar rivoyat qildi, sahih hadis bu. Demak, payg'ambarimiz alayhissalom orzu qilyaptilarki, qani edi men ummatimga amr qilsam, buyruq qilsamki, har namozning oldida misvak ishlatinglar deb. Lekin men bir narsadan qo'rqayapmanki, bunga buyursam, misvak ishlatmay qo'yishatda gunohkor bo'lib qolishadi. Keyin qiyomatda azobga qolishlari mumkin. Shu gunohkor bo'lib qolmasin deb buyurmayapman. Lekin bularni gunohkor bo'lib qolishdan qo'rqmaganim dedi, buyurardim deyaptilar. Qarang. Demak, payg'ambarimizni buyurmasligi bizni dangasaligimizdan kelib chiqyapti. Bu nimani taqozo qiladi? Bu shuni taqozo qiladiki, biz dangasalik qilmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhissalomning orzusini, umidini ro'yobga chiqarishlikka harakat qilishimiz kerak. Masalan, bir ota o'g'liga aytsa-ki, "O'g'lim, men senga choy damlab kelgin degim kelyapti-yu, ammo charchagansan. Shuni qilmasmikinsan?" deyapman. "Sizay ota, to'g'ri o'ylabsiz. Haqiqatan ham juda charchaganman. Bugun o'zingiz bir damlab kelavering." desa ota qancha xursand bo'ladi, ha? Shu zot oq qiladi uni. Oq qildim seni deydi. Payg'ambarimiz alayhissalom shunga o'xshagan gapni aytayaptilar. Endi biz bunga, ha, misvak ishlatmasak bo'larar ekan demasligimiz kerak, misvak ishlatishligimiz kerak. Endi bu hadis to'g'risida hanafilarda ixtiloflari borki, ba'zi rivoyatlarda har namozning tahoratida deb keladi. Shuning uchun hanafilar aytadi, tahoratda. Tahoratda misvak ishlatishlik sunnati makkada deydi. Lekin shofiylar tortishadiki hanafiylar bilan, yo bu yerda namoz deyilyapti, namozda deydi. Hozir Termiziy kimga o'tdi? Kim tarafda? Hanafiylar tarafida. Chunki bu hadisni qayerda keltiryapti? Tahorat bobida keltiryapti. Tushundingizmi? Tahorat bobida keltirib turib hanafiylarni qo'llab-quvvatlayapti. Demak, bu masalada hanafiylar hadisga muvofiq gapirishyapti. Lekin endi bu masalani ba'zi chalamulalar noto'g'ri tushunib o'yladiki, namozga turgan vaqtda misvak ishlatishlik bu shofiylarda amali deb o'yladi. Unda emas. Hanafiylar Fathul Qodirda Hidoyani sharhida va boshqa mashhur kitoblarda aytadiki, namozga turganda misvak ishlatishlik mustahab deydi. Bu hali namoz masalasida keladi o'zi. Bu yerda tahqiq qilamiz, bahs qilamiz. Hozir qisqagina aytdik, lekin Termiziy ham ba'zi masalalarni keltirganlar. Tishni qonashligi uni buni bahona qilmaslik kerak. Biz ko'p katta shayxlardan ko'p eshitdikki, takror-takror odamlar, shu talib ilmlar so'raymi, tishim qonaydi, milklarim bo'sh, nima qilay deganda misvak ishlatgin degan. Tishi qonagan odamga eng katta iloj misvakdir. Misvak Raddul Muxtorda aytiladiki, kamida 35 ta kasallikka shifo bo'ladigan narsa.
misvakning nihoyatda fazilatlari ko'p. Shuning uchun Abu Hanifa aytadiki, men misvakni tahoratning sunnati demayman, men dinning sunnati bu deyman. Chunki tahoratga turganda misvak ishlatiladi, namozga turganda misvak ishlatiladi, taomdan keyin misvak ishlatiladi, kechasi turganingizda misvak ishlatiladi, uyga kirganingizda misvak ishlatiladi. Sahabalarda kulağıda turardı misvakları. Ve kadra ve hazel hadise Muhammed ibn İshak an Muhammed ibn İbrahim an Abi Selamet an Zeyd ibn Halidin an Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisini Muhammed ibn İshak Muhammed ibn İbrahim'den, o kişi Abu Selamet'den, o kişi Zeyd ibn Halid'den ve o kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldı. Ve hadisu Abi Selamet an Abi Hurayra'ta ve Zeyd ibn Halid'in anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kilahuma indi sahihun lennehu kad ruvye min gayri vejhin an Abi Hurayrat radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hazır hadis ve hadis Abu Hurayra innama sahha lennehu kad ruvye min gayri vejhin. Abu Salaman'in Abu Hurayra'dan bugün hadisi ve Zeyd ibn Halid'den bugün ve Peygamberimiz aleyhisselam'dan bugün hadisi kelesiyem benim nazdımda sahih dur diye yaptılar Tirmizi. Çünkü Abu Hurayra'dan yani bir neçe yollardan bu hadisi rivayet kılınan. Yani Peygamberimiz aleyhisselam'dan bu hadis. Abu Hurayra'nın hadisi elbette sahih bo'lganligining sababi çünkü bir yoldan emas, ko'p yollardan rivayet kılınandır. Ve amma Muhammedun fe za'ama anna hadis Abi Salama an Zeyd ibn Halid'in asahhu. Lekin Muhammed o'yladı ki İmam Muhammed Abu Salama'nın Zeyd ibn Halid'den bo'lgan hadisi Abu Hurayra'nikidan ko'ra sahihroq deb o'yladi. Va fil babi an Abi Bakr as-Siddiq va Ali va Aisha va Ibn Abbas va Huzayfa va Zayd ibn Khalid va Anas va Abdullah ibn Amr va Ummi Habibata va Ibn Umar va Abi Umamata va Abi Ayyuba va Tammam ibn Abbas va Abdullah ibn Hanzalata va Ummi Salamat va Wasilata va Abi Musa. Bu bobda mana shu zikr qilingan sahobalardan hadislar bor. Qani bu bobda hadis ko'p juda. Abu Bakrdan, Ali'dan, Oyishadan, Ibn Abbosdan, Huzayfadan, Zayd ibn Xoliddan, Anas ibn Malikdan, Abdulloh ibn Amrdan, Ummu Habibadan, Ibn Umardan, Abu Umamadan, Abu Ayyub Ansoriydan, Tammam ibn Abbosdan, Abdulloh ibn Hanzaladan, Ummu Salamadan, Wasiladan, Abu Musa Ash'aridan radhiyallohu anhum ajma'in. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. 23. حديث حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. هذا حديث حسن صحيح. تلميذات ياتلار بزجا حنات حديث هاتب بيرد وكش ياتلار بزجا عبدة حديث هاتب بيرد محمد بن صحتان وكش محمد بن رأي إبراهيم دان وكش أبو سلمة دان وكش زيد بن خالد جهني رضي الله عنه دان. Bu kishilar men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim. U zot aytadilarki, agar men ummatimga qiyin qilib qo'ymaganimda edi, ularni har bir namozning oldida misvak ishlatishga buyurgan bo'lardim. Va ularni isho namozini, xufton namozini kechaning 3dan 1iga ta'xir qilgan bo'lardim, deyaptilar. Qarang, Hanafilar bu hadisga amal qilishadi. Va Hanafilarning butun kitoblarida keladiki, xufton namozini kechani 3dan 1ining 1-chi 3dan 1ini oxiriga ta'xir qilishlik mustahab deyishadi. Shofiylar aytadiki, har bir namozni vaqti kirishi bilan o'qitishlik mustahab afzal deydi. Hozirgi Hanafilarda esa ishlari ko'p bo'lganligi uchun Shofiylarning qavliga amal qilishib, vaqt kirishiga o'qib olishadi. Chunki muhim ishlari bor. Kurtlar vadisini tamaca kılışar. Ötke tıkamasın. Allah saklasın. Yani, bu mesela Hanefi mezhebi yoktur. Hıftan namazını keçire okşilik gerek. Ama hazır ki Hanefiler amel kimiydi? O vakitte Hanefi mezhebini unutuşardı. Terk kılışardı. Yine soruşardı ki mezhepten mezhep göçü var mı? Diyişardı. Yok ki deydi.
Sizler ne diyorsunuz? Hanefi'nin adabiga xilof qilyapsizlar. Futon namazını erta o'qiyapsizlar. Asr namazını erta o'qiyapsizlar. Hanefi mazhabiga ko'ra kech o'qiladi ki ular. Kitobi solatda bu masalaga yana to'xtalamiz. Yana misvak masalasi kelyapti mana. Demak, shuning uchun ham namozga turganimizda misvak ishlataylik. Payg'ambarimizni umidini, orzusini kuchga chiqarmaylik. Aytilar ki Zayd ibn Xolid masjidda bütün namozlarga kelardilar. Ve misvak kulaklarında bulardı. Kuttu mesela kalem katıplarda kulağında bulgandik. Yani katıpke kalem şunca kançalik lazım olsa yani Zayd ibn Xolidke misvak şunçalik lazım idi. Namazıya tursa elbette misvak işletirdiler. İşletin misvak. Başıda çiz kan edigen olsa huzur taharette yaşta misvak işletkenizden ki çiz bir kanadını kayıt kanamaydı. Ha de kanaştı doğrumaz ki o. O hayız görüyen hatın görse gelmez ki adep kele olsa. Bir kanıydı tohtaydı ki. Kanak etiş bu. Özü taharette yaşlamış etkenizden ki kin kanam edin önce mi çeke. Namaz götürgen işletersiz. Bas. Lekin az yine kanasa. Hanefilerde bütün fatavalarda keledi ki mesela misvak işlettiniz. Misvak kan buldu. Ama ağzınızda kan yayılmadı. Taharetsin miydi? Başka üç öyle mezhepte göre ki hiç taharatsın mıydı kan çıksa, kança çıksa yani. Ağzınız kan götürüp gitse yani, tüpür varasa namaz okuras. Başka üç öyle mezhepte göre. İşte kan aşını bahane kılıp adamlar misvak işletmiyordu. Bu sahih hadisi Ahmed bin Hanbel, Abu Davud, Nesailer vaktigen. Tirmizi'ye met yaptılar ki bu Hasan sahih hadistir.